Günaydın. Ne haber? Ben şu an neredeyim? Villarrica'dayım. 3 gündür buradayım. 5 gündür burada arkadaşlar edindim. 3 gündür burada arkadaşlar edindim. Saat sabahın körü gene kalktık. Bir yerlere gideceğiz. Öyle burada güzel vakit geçirdik. Burası bir... Ben burayı Couchsurfing'den buldum. İki tane kardeş, kız kardeş beni kabul ettiler. Sonra dediler ki biz Avrupa'da şu an otostopla geziyoruz. Ama bizim erkek kardeşimiz orada, evde. Gidip orada kalabilirsin diye. Ben de geldim. Burada güzel şey bu. Galiba burada bir proje de var. Buranın sahibi de çok oturup konuşamadık. Bir gece sadece buranın kültürüyle ilgili konuştuk. Ben İspanyolca öğrenmişim ya. İşte Varani kültürü, Paraguay kültürü, tarihi onunla ilgili konuştuk. Ondan sonra da çalışıyor avukat. Sabahları işe gidiyor. Bir de burada bir hanımefendi var. İşe gidiyor sabahları erkenden. O yüzden denk gelemiyoruz. Ben de işte şehir merkezine gidiyordum. Vakit geçiriyordum. Neyse işte. Her neyse. 3 gündür buradayım. Daha matemi içmedim. Kendime gelemedim. Mate içmem lazım. Öyle. Bugün burada herkes gitti. Burada birkaç gezgin daha vardı. Onlar gittiler. Ben de yarın gideceğim. Bugün Colonia Independencia diye bir yere gidiyorum. Orada Alman mülteciler var oğlum. Lan herkes Almanya'ya gitmek ister. Almanlar buraya gelmiş. Tabii bunun bir hikayesi var. Bugün konuşuruz. Şimdi ben gideyim. Çantamı toplayayım. Önce şehir merkezine kahvaltı yapmaya. Oradan 30 kilometre zaten buradan. Toplu taşımaya binip oradan bir Almanlara bakalım. Ne yapıyormuş ya Almanlar burada. Hadi bakalım. Artık tam şey olduk ya. Bak burada termosum. Benim macezvetem hatırlarsınız. Matem de burada. Mate içmeden güne başlayamıyorum yahu. Yani matemi içmeden kafama yılmıyor, ne yapayım? Hadi biraz mate çekeyim ben. Biraz mate içeyim, oradan gideriz. Hadi. Burası. Ben burada şey geçken şurada abi sepet satıyor. İşte ben geldiğim gün hava karanlıktı. Hava kararmıştı. Bir de hiç mantıklı kararlar veremiyorum. Sakin yavrum. İşte geldim, şeyi bekledim, cevap vermesini. İşte şehre varmıştım. En son WhatsApp'ladı bir gece önce online olmuştu, aktif olmuştu. Bir gün boyunca WhatsApp'a girmemişti lan dedim. Birkaç kere başıma gelmişti. Couchsurfing işte cevap vermiyor. Gidiyorsun, cevap vermiyor, evsiz kalıyorsun. Dedim acaba bunlardan biri mi olacak? Neyse ya, uzun ki bunu anlatmayacağım. Gereksiz bir bilgi. Böyle okulda kırmızı şeyler başlıyor. Toprak yol. Hadi ben şimdi şehir merkezine gideceğim. Buradan dümdüz bir 5-6 kuadra gideceğiz. Burada mesela kuadra deniyor. Çünkü her sokak 100 metre mesafede olduğu için kuadra işte 100. Yani bir bilgi işte, onu hayata Uruguay'da öğrenmiştim. Bueno, vamos. Ahí ven. We'll be right back.
Evet. Evet gençler, evet. Otobüsün, minibüsün, artık o her neyse. Bravo. Bunun çift arka lastiklerinden biri patladı. Oğlum baksana, bir anda Hindistan'a geldim ya. Bir anda Güneydoğu Asya var. Ortalık Güneydoğu Asya oldu. Şey de öyle, hava. Tropik bir hava. Hoş geldin. Gözlük artık. Deniz bana gözlük sponsoru olsun lütfen. Gözlük öldü. Şimdi burası Colonia Independencia. Yani bağımsızlık kolonisi. Yanlış gelmişim. Buradaki amigo'ya böyle sordum, dedik ki ulan bu Almanlar nerede? Maldeha diye bir tane şey varmış kasaba geride. Orada geçtim ben, hatta oradaydım. Oraya geri gitmen gerekiyor dedi. Ama şimdi daha öncesinde şunları hep görüyordum ben. Bu kumar mı artık, ne boksa bu? Bir tane oynayacağım. 1000 atıyormuşuz. Buradaki abla öyle dedi. Bundan sonra şey seçiyormuşuz. Meyve. Armut. Al. Después, iniciar. Iniciar, sí. Aha, bildik armutu. Ne olacak şimdi? ¿Qué es después? Pagar, okay. Bueno, sí. Pagar. Pagar. Ajá. Okay, bueno. Oğlum 1000 verdik. Dur bakayım kaç aldım. Vay be. Bütün şansımızı belki de yedik burada. Bin attık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 katını verdi. Dur bir daha ineceğim. Ben bugün buradayım gençler. Bir attık 19 alık. Başka oynayacağım lan. Bana bira veriyor. Bir tane bira alalım. Bunu kabul etmedi. Sahte para var. İki tane. Ne alalım? Bırakma ya. Nerede bunu? Haber değil. İnkisar. Ha. Bastık. No. Olmadı. Başaramadım. Başka oynayacağım. Yine meyve. Ne seçelim? Daha gene bildik. Bu ne? Oğlum ne oldu lan, bilip duruyor. Ne anasını satayım, seni seyirciler. Bir daha oynayacağım. Abi bir tane daha varmış zaten hakkım. Kiraz. Kiraza basamıyor. Yeter, yoksa ben buradan çıkamayacağım. Hadi gidelim. Bu kadar kumar oynadığımız yeter. Evet gençler, yanlış gelmişim. Şimdi otostop çekiyorum, 9 kilometre. Lan otobüs var mı dedim geri giden. 2 saat sonra varmış. Çok otobüs trafiği de yok. Gençler kumar oynamayın. Kumar bütçenize zararlıdır. Ben Kıbrıs'ta yaşadım 3 sene. Kumar oynamayın ama böyle güzel denk geldi. 25 katını aldım ama. 1000 attım, 25 bin aldım. Yani ne kadar attım? 10 sent attım, 4 dolar aldım falan. 4 dolar aldım. Bayağı. Bütün şansımızı yedik işte. Önümüzdeki büyük ihtimal bir aylık şansımı şurada yedim. 4 dolara verdim bütün şansımı.
Öyle, şimdi 9 kilometre gideceğiz, bakalım nasıl gideceğiz. Otostop çekeceğim, motor falan durur belki. Tamam. Hadi. Yanlış nasıl geldim ben ya? Halbuki o otobüsteki çocuğa da söyledim, genç dedim, beni şeyde indir, Centro'da. İndirmedi. Buralardayız. Gözlük beni rahatsız ediyor. Çok kötü duruyor mu acaba? Hadi şunu otostop çekeyim. Daha motor çok. Bir anda Asya oldu gerçekten ya. Kültür mültür, doğa moğa, her şey. Bakayım bir tane arabaya getirecek. Hadi sileyim. Kolonya, burası tamirci. Alman bayrağı var, görüyorsunuz. Şimdi burada görüyorum, etrafta sürekli Alman bayrağı vardı. Ya şöyle şöyle bir sorun var. Şimdi şurada bir kafeye girdim. Dedim ki ben şeyi arıyorum. Kolonya Independence'nin merkezi neresi? Maldeca deyip duruyorlar bana. Malgereja var burada işte. Gördüğüm kasaba var ya. Ama şey ya. Şimdi giriyorum. Dükkana girdim. İşte şey dedim. İşte nerede buranın merkezi? Malgereja dediler. Sonra döndüm şey dedim. Ya dedim burada hani ben kültürel bakınıyorum hani. Cultural mente. Yani kültürel bakınıyorum. Şimdi kafam da karıştı. Kültürel şeyler arıyorum dedim. İşte Alman. Alman var mı etrafta? Almanların olduğu yer diye. Sonra bir tane işte hanımefendiye söylüyordum. Yanımda bir hanımefendi daha vardı. Şimdi ben ona söyledim. İşte Almanları arıyorum bu dedi. İşte gıda garip bir tane yabancı girmiş içeri. Berbat bir İspanyolca ile Alman arıyorum diyor. O da garip. Neyse. Ben ona sorarken işte şey dedim, işte Alman arıyorum derken yandaki orada başka çalışan bir hanımefendi, yani orta yaşlarda bir yaşı da vardı. Şimdi sarı saçlı mavi gözlü bir hanımefendiydi, tamam mı? Ben ona sorunca kadın gülmeye başladı. Alman, burada hep Alman dedi. Sonra kadın geldi. O da böyle bir anda ilgilendi. Büyük ihtimal o Alman descentli işte. Alman, buranın Alman olanlarından kadın. Oğlum çok ırkçı lan bu şu an yaptığım. Etrafta Paraguay'a gelmişim. Alman arıyorum diye etrafta geziyorum ve insanların renk, saç renginden, göz renginden Allah'ım ırkını falan ayıklamaya çalışıyorum. Bu arkadaşlar, bu çoğu ülkede suç. Şu an yaptığım büyük ihtimal çoğu ülkede suç yani. İnsanın dış görünüşüne bakarak, değil mi? Eminim değil. Bulayım şu merkeze gideyim de gene konuşuruz. Bayağı ırkçılık yapıyorum ben Hafız. Alman var mıydı? Paraguay'a gelmişim, Alman arıyorum ya. Neyse, buralım büyük kıyafetleri falan güzel. Onları size göstereyim. Ben de göreyim. Ondan sonra bugün geri döneyim ya. Yarın yol var, otostop var. Hadi gençler. Acı orada gitmem mi? La. Evet gençler, böyle de bir otostop. Açtı geç içeri diyor. Dedim dayı ne diyorsun onu? Üzerime kapatacaksın kapıyı. Yok dedi, açık bırakacağım kapıyı dedi. Merak etme. Götüreyim dedi seni. O şey dedi. Başka bir gezgin görmüş. Senin yol arkadaşın mı o dedi. Nasıl bir nokta ya? Irkçılık var. Gariplik var. Kumar var. Bugün çok öyle bir gün. Slota falan da var. Evet gençler, böyle gidiyoruz Malgareka'ya, 9 kilometre. Bir toptancının kasasında. Alman arıyoruz Paraguay'da. Paraguay'da Alman arıyoruz, Alman kültürü arıyoruz, Alman komünler arıyoruz. Bakalım. Aha geldik de oğlum. Mercedes var. Aha Alman işte. Mercedes. Merkeze geldik ama hiç de bir şey yok. Dur bakayım, soracağız. Soracağız, bulacağız. İki Alman bulalım, konuşalım ya. Ha? Bakalım. Hayatım ne kadar zorlu bir yolculuktu ya, bir 9 kilometre ama. Ha bak, burada hippiler var. Hippilere sorayım. Hippiler bilir. Bak şimdi burada az önce bir belediye var işte, küçük belediye binası. Orada bir abiye sordum. Dedim abi, Almanlar varmış burada. Nerede bunlar diye. Benim dedi. Ben dedi Almanım dedi yani.
Zaten var, Alman aksanı vardı. Sonra şey dedi işte, dedim ben buraya geldim, bu kültür neden geldi, neden var Almanlar burada ya? Onu öğrenmek için geldim dedim. Çok geç kaldım dedi, benim de işim var, gideceğim şimdi dedi. Pazartesi gel diyor. Evet, bugün Cuma. Bulamadık iki Alman, konuşalım ya. Burada kafe varmış. Second hand shop diyor. Aha. Oğlum şuradan bir pantolon mantolon Bolivya'ya gideceğiz. Ucuzundan bir pantolon bulsak ya şuradan. Bir tane pantolonum yok ya. Bomboş bir gün. Burada var, evet, Almanlar var. Kafede oturuyorum şimdi, burada bir cerveza içiyorum, bir kendime geliyorum. Az önce şurada oturanlar, içeride oturanlar, 4 kişi vardı, Almanca konuşuyorlar. Evet, burada Almanlar var ama böyle bir... Ya bir tane şeyde gezerken, Charlie ile kampa giderken otobüse binmişti bir tane. Bu şey var ya... Nasıl var lan? Hadi git. Lütfen. Amişler. Şeydeki Amişler gibi burada bir topluluk var. Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amiş komünü. Burada da var. Onun gibi bir şeyin Amişi. Paraguay'ın, Güney Amerika'nın Amişi gibi. Bunlar Philadelphia'da dediler. Pazar günü burada bir eğlence varmış. O kadar bekler miyim bilmiyorum. Ben şey bekliyordum burada işte. Alman kıyafetiyle, o kültürel kıyafetlerle etrafta gezen insanlar falan. Burası sıradan bir kasaba. Ve Alman var yani. Alman... Mavi gözlü, sarı saçlı insanlar var. Evet, bugün bomboş bir gün. Biraz burada oturacağım. Hadi gidelim şuradan mate içerim. Güzel bir park var. Parkta matemi içerim. Yarın yol var. Bakayım nereye gideceğim. Otobüs bileti ucuzsa... Otobüs bileti çok sinek var. Baksana ayaklarımın hakkında hep yara oldu ya. Vücudumun her noktasında sinek ısırığından dolayı, sinek ısırığını kaşımamdan dolayı yara oluştu. Öyle yarın bakalım nereye gideceğim. Ya Philadelphia ya Concepcion'a. Philadelphia'da bir ev var. Kitesurfing evi var. Oraya gidip kalabilirim. Öyle. Bomboş bir gün. Umduğumu bulamadım. Bazen olur. Sinekler burada mahvediyor ya. Benim ucuz pantolon bulmam lazım. Benim derdim o. Ben Bolivya'ya gideceğim. 4000-5000 rakımlı köylere çıkacağız. Hadi. Hadi yarın yolda görüşürüz gençler. Salut. Ucuz ya bu melek burada. Güzel. Hadi. Otostop ile dünya turu yapan Ensar Sevindik'in eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Keresi adlı anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.